Ben Ali Afacan. Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'nde büyükbaş hayvan işletmesi mevcut yapıya sahip bir üreticiyim. Saygıdeğer Osmancık yerel basınının değerli müdavimleri, işletmemize her şeyden önce hoş geldiniz. Malum olduğunuz üzere büyükbaş hayvanlarda besi yapmaktayız. Besi yaparken de zaman zaman bir tonun üzerinde canlı kilo ağırlığına ulaştığımız hayvanlar olur. Bu iki tanesi tohumluk olmak üzere birisi Beyazcan, birisi Şahmeran. Beyazcan 1 ton 400 kilo canlı ağırlığı, Şahmeran 1 ton 360 kilogram canlı ağırlığı. Beyazcan'ın piyasa değeri 160 bin liradan alıcısına hayırlı olsun. Şahmeran'ın canlı ağırlığı itibariyle 140 bin liradır. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Biz bu işi severek yapıyoruz. Severek yapmaya da devam edeceğiz. Dilerim ve temenni ederim ki bundan sonraki nesilde bu işi daha canı gönülden daha da severek yapar yani. Herkesin Kurban Bayramı'nı bu vesileyle kutlar. Herkesin bereketli, sağlıklı ve esenlikli olmasını dilerim. Kurbanlık satışlarımız genelde kilo ağırlığı üzerine takriben 50 bin liradan 160 bin liraya, 150 bin liraya kadar kurbanlık satışlarımız mevcuttur yani. Her kesiye 4 kişilik, 5 kişilik, 7 kişilik olmak üzere kilo ağırlığına göre müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bize göstermiş olduğumuz ilgi ve alaka içerimizdeki çalışma azmini, çalışma şevkini daha da güçlendirmektedir. Yalnız son zamanlarda üretim maliyetlerinin artması, ham madde maliyetlerinin bize daha yüksek fiyatlara endeks olması, hayvancılık besisini biraz daha zor koşullar altında yapmamıza vesile teşkil etmektedir. Bunu bir an önce devlet yetkililerine iletir, bu konuda bizlere gerekli desteğin sağlanması için bize ön ayak olmalarını arzu ve temenni ederiz. Biz büyükbaş hem damızlık hem besi işi yapmaktayız. Malum olduğu üzere damızlık ve besi işi ikisi bir arada olduğu zaman şartları zorlamaktayız. Yalnız artan yem maliyetleri, artan saman maliyetleri, artan hayvan sağlığına gider ilaçlar bu konuda gerçek anlamda bizleri mağdur etmektedir. Bu da bu işi yapan üreticilerin bir an önce meslekten kendisini saf dışı bırakmalarına sebep olmaktadır. İlerleyen zaman dilimi içerisinde ülke ekonomisine katkı sağlamak için yeni yetişen neslin bu işe sıcak bakmadığı ve kendini bu işten soyutladığı, çünkü meşakkatli bir iş olduğu, ah buyur hayvanın dışkısından al, yeminden, samanından, toz, toprak, çamur, çatak bunun içerisinde bu işin eniştikal etmeyi yeni yetişen nesil, gençlik bunu sevmemektedir. Ama bunun da ülke ekonomisine katkı sağlanması için, yapılması için birilerinin yapması lazım. Devlet gerekli kişilere, gerekiyorsa sigortasını, gerekiyorsa sosyal yardımlaşma desteklerini bunlara gereğinden fazla yapmalıdır ki bu meslekler, bu işler bir üst nesile, bizlerden sonraki nesile bunlar devamını sağlamaktayız. Yoksa bu şekilde eğer gerekli destek, gerekli itina gösterilmese ilerleyen zaman dilim içerisinde bu işler yapılmayacak ve de ülkemiz bir ithalat cennet olmaktan öte gitmeyecektir. Kısacası yeni nesile arzum emelim şudur ki bu işlere de kendinizi verin. Ülkede bu işleri birileri yapması lazım. Herkesin çocuğu okuyup cumhurbaşkanı olamaz. Muhakkak bu işleri birisinin yapması lazım. Bu ülkede bir tane cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Her mesleğe kendine hasta iştigal alanlarında birer tane elemana ihtiyaç var. Onun için ülkemiz
her şeye muktedirdir, her şeyi yapmaya hazırdır. Yeter ki insanların elinden tutulsun, insanların ışığı gözüne değil, önüne tutulsun ki muhakkak önü açılacaktır. Biz yaş itibariyle artık bu işlerden kendimizi soyutlamak zorundayız. Çünkü fiziksel olarak, bedensel olarak bu işi yapacak ne gücümüz ne de takatımız kalmadı. Benden de bundan sonraki nesile tecrübelerimi ve deneylerimi yansıtmak üzere onlara ışık olmayı yeğleyeceğim ve bunların önünde belli bir süre daha tecrübelerimi aktaracağım. Allah bizlere bu işlerden ekmek yedirmeyi nasip etti. Bundan sonrakilere de sağlıklı bir şekilde nasiple müessir eylesin. Tanrı Türk'ü korusun. Vatanımız ilelebet padiyar olsun. Bunun ismini söyleyebilirim. Şu Kıpra, şu Çiğdem, şu Deniz, şu Özlem. Var yani isimleri var. Buna da bir isim vermişsindir abi. Bu Çiğdem. Şimdi hayvancılık yapmamdan dolayı takriben 66 yaşındayım. Bu işi baba mesleği, çocukluğumdan bu yana bunun içerisinde olduğum için yılların tecrübesi, hayvanın, büyükbaş hayvanın sağlığı konusunda bilgi ve birikime sahibim. Bizim Osmancık'ta veteriner arkadaşlarla birlikte koordineli bir şekilde çalıştığımız için hayvanın sağlığına erken teşhis, erken can kurtarmak olduğu için bu konuda deneyimlerim, tecrübelerim bu işte başarımın anahtarını teşkil etmektedir yani. Bu yüzden bir can bir fidan felsefesinden bu küçük yavrunun da sağlığına bir an önce kavuşmasını sağladık yani. Bu da sağlığına kavuştu. Rahatsızdı, sağlığına kavuştu. Bu beyaz cam.